Efendim İki Şef Bir Mutfağa hoş geldiniz. Bugün iki tane konumuz var. Baba oğul aldık bugün. Konya mutfağında yine muhteşem bir lezzet yapacağız sizin için. Canlı yayındayız tabii ki yine. Yufka tabii ki Konya'nın ana malzemelerinden, ana gıdalarından bir tanesini anlatacağız bugün. Et hakkında konuşacağız, yufka hakkında konuşacağız, Konya Anadolu medeniyeti hakkında konuşacağız. Ama öncelikle tabii ki Mustafa Hoca'ya döneyim. Evet. Mustafa Hocam nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkürler, sağ olasın. Ben de iyiyim. Evet. Diri, iri, böyle değil mi? Canlı bir haftayı geride bıraktık ve geldik İki Şef Bir Mutfak'ta programımıza. İki Şef Bir Mutfak bugün çok lezzetli bir yemek var bizim için, değil mi? Evet. Ama lezzetli yemekten daha önemlisi bizim için çok değerli bir konuğumuz var. Kim var? Fahrettin Uzun var. Fahrettin Uzun Konya'nın en değerli aşçıbaşlarından birisi. Yeni bir işletmeye başladı. Biz buradan hayırlı olsun diyelim, değil mi? Evet. Ve konuğumuza bir merhaba diyelim. Fahrettin Uzun hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz hocam, siz nasılsınız? Sağ olun. Fahrettin Usta'nın sanki sesi titrer gibi, evet, biraz heyecan var. Fahrettin Usta'nın böyle konuşmaktan evet, ziyade biliyorsun, heyecan, böyle iş yapmayı seven bir evet, insan. Evet. Evet. Fahrettin Usta'nın yanında kim var bugün? Baba oğul dedik. Samet de gel bizim. Gel bakalım Samet şöyle. Samet aynı zamanda evet, otelcilik meslek lisesinden mezun oluyor musun bu sene Samet? Son bu sene inşallah olacağım mezun. Son yılını attık, son sınıfa geçiyorsun. Evet. Bu sene mezun olacaksın. Ne yapacaksın? Gastronomi mi okuyacaksın? Gastronomi inşallah. Yani. Samet tabii ki babadan oğula geçtiği için daha büyük bir avantaj sahibi, evet, öyle değil mi? Evet. Babası aşçı olduğu için sıkıştığında hemen babasının yanına gidiyor Samet. Böylece babasından destek almış oluyor. Samet'ciğim sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bugün yemek yapacağız. Sen de yavaş yavaş babana yardım edersin. Paslaşırız. O tamam. Tamamdır. Evet ustam. Ne yaptın? Nasıl gidiyor hayat? Hayat güzel gidiyor hocam. Yani nasıl diyeyim? Biz bu mesleğe baş koyduk. Evet. Mesleğe baş koyduk. Bu şekilde devam edecek. Yeni nesiller yetiştireceğiz. Oğlum da aynı şekilde devam edecek mesleğe. Gastronomi okuyacak. Yani bu şekilde. Yani hangi mesleği yapıyorsanız yapın. Evet. Eğitimini almanız çok büyük bir önem taşıyor. Dolayısıyla sen de tabii, ona bu yolda, açtığın yolda güzel bir hedef koymuşsun. İnşallah o da hedefine ulaşacak. Şimdi ustam biz bugün ne yapacağız? Onu bir söyleyelim. Sonra evet, hemen akabinde Mustafa Hoca'ya dönelim. Bir telefonumuzu hatırlarsın WhatsApp'tan. Çünkü evet, canlı yayındayız. Ustam buyur. Bugün yufkalı kebap yapacağız. Belki çok duyulmamış bir yemek. Yufkadan oluşuyor. Kuşbaşı etimiz, küçük doğranmış kuşbaşı etimiz, mantar, sarımsak sosu için. Sosu için sunum için nanemiz olacak. Sunum için nanemiz olacak. Üstüne kaşarımız olacak. Yani yapılışında da zaten göreceğiz. Bir şekilde ayarlayacağız onu. Sosu için salça, sarımsak, biraz sıvı yağ, tereyağı. Bunu kullanacağız. Üzerine de sosumuzu vereceğiz. Bu böyle daha şey böyle hızlı bir şekilde yapılabilen yani, bir yemek evet, olduğu için tabii ki yemek, özellikle alakatta falan tabii, sunulabilecek bir yemek. Tabii tabii. Pratik eski yemek. Sultan kebabına benziyor değil mi bizim o? Evet. Evet. Ona benziyor. Yani. Ama bir de sürpriz var İlmi Hocam. Bugün Fahrettin Usta'nın bize dondurmalı irmik. İrmik tatlısı. Dondurmalı yapacağım, irmik tatlısı yapacağız evet, dedi. Konya'nın ünlü tatlısı evet, diyelim artık değil mi? Evet. Böyle düğünlerde falan. Evet. Ustam aynı zamanda böyle cidden bilgili, donanımlı bir Konya mutfağı evet, ustası. O yüzden muhteşem bir helva da yiyeceğiz biz bugün. Canınız çektiyse siz de çıkın gelin kanala. Hı. Saat 6.30 gibi yayınımız bitecek. 6.30'da yemeğin başına otur, geçeceğiz. Siz de çıkın gelin. Evet. Evet Mustafa Hocam şöyle bir telefonumuzu hatırlatalım. Hemen WhatsApp'tan canlı yayındayız. WhatsApp numaramızı söyleyelim. İki Şef Bir Mutfak Kanal 42 televizyonunda 552 232 73 23 552 232 73 23 numaralı WhatsApp hattından bize ulaşabilirsiniz. Geçen hafta sevgili babam kayınpederimden bahsetmiştim. Mesaj göndermeye çalışmış, gönderememiş. Büyük bir ihtimalle bugün gönderecek. Buradan tekrar sevgilerimizi iletelim babamıza da. Fahrettin Ustam, şimdi başlayacağız. Evet. Yufkamızı aldık. Öncelikle ne yapıyoruz herhalde? Öncelikle etimizi pişiriyoruz. Evet. Yani. Eti yavaştan biz açalım o zaman. Ocağımızı açalım. Hemen alayım. Hangisini kullanmışlar? Bok tavayı mı kullanalım? Yok şunu kullanalım. Bunu kullanalım tamam. Veyahut da şununla da yapabiliriz ama bunu da yapalım. Tamam. Açtım. Etin içerisine biraz yağ atayım mı? He biraz yağ atalım. Hemen yağ atalım. Şu domatesi bir yıkayalım. Evet dediğimiz gibi bugün yufka kullanacağız. Yufka biliyorsunuz Anadolu'nun çok kıymetli lezzetlerinden evet, bir tanesi. Geçen gün Canan Hoca çıktı ne dedi? Ekmek deyince dedi böyle günümüzdeki ekmeği anlamayacaksınız, yufkayı anlayacaksınız dedi. Evet. Bazlamayı anlayacaksınız dedi. Değil mi? Dolayısıyla yufka çok önemli bizim
kültürümüzde ve birçok şekilde de kullanılıyor galiba değil mi? Konya'da evet. kullanılıyor mesela. Ne mesela? Tavuk kapamada kullanılıyor değil mi? Evet. Bulgur pilavında çok fazla kullanılıyor. Ekmeği böyle yani. Altına atıyorsun. Üstüne bulgur pilavını döküp o şekilde tüketebiliyorsun. Ama bunun dışında bir de böyle hani yufkayı böyle sert haldeyken ince ince didikleyip üstüne et suyu döküp değil mi? Evet. Ekmek salması gibi de tüketebiliyorsun. Farklı şekilde daha birçok tabii tüketme şekli mevcut. Evet. Zaten siz böyle sıkıştığınız zaman işletmede özellikle aklınıza ne geliyorsa bir anda yapıyorsunuz öyle değil mi? Evet. Hepsinden yapıyorsunuz. Şu anki işletme nasıl usta? Ne üstüne çalışıyorsunuz? Şu anki işletme yeni bir işletme. Hı hı. Yani ızgara, etli ekmek, Konya mutfağıyla ilgili bir işletme. İnşallah yakın süre içinde de yeni açıldı. Evet. Açılış yapılacak. Salı günü açılışımız var. Ha, daha açılmadı yani. Evet. Açıldı, yani resmi açılışımız geçti. Salı günü olacak. Salı günü resmi açılış yapıyor ama şu an aktif devam ediyor aktif değil mi? Devam ediyor evet şu an. O zaman daha çok böyle alakart sistem hemen hızlı bir şekilde menü önünüze yani. Geliyor bakıyorsunuz seçiyorsunuz aynen. O şekilde. Aynen. Konya mutfağına ait bir yemeğiniz falan var mı peki? Yani Konya mutfağına etli ekmek. Etli ekmek zaten etli olmazsa ekmek. Olmaz. Yani ızgara çeşitlerimiz var. Yani şimdilik bu şekilde. Bugün ızgara çeşitlerinden de konuşalım o zaman. Tabii. Izgara diyorsunuz yaz gelmeye başladı. Yaz gelince ne yapacaksınız? Bol bol mangala gideceksiniz. Yani. Hele böyle Konya'daysanız daha çok gideceksiniz değil mi? Evet. Canı sıkılan şu mangalını alıp gidiyor. Hatta büyük bir çoğunluğunu otomobilin arkasında bagajında mangal taşıyor. Mustafa Hoca taşıyor musun mangalı? Eskiden çok tabii, taşıyordu. Tabii. Eskiden taşıyordu hala taşıyor. Emelikler daha çok taşıyor tabii ki. Mangal mevsimi geldi. Mangal zamanı geldi. Şimdi ustam bize mangal yapmanın inceliğini de anlatacak. Yani mangal yapmanın inceliğinden konuşacağız. Sen bugün yemeğimizi yapmaya devam edeceğiz. Yağımızı koyduk, etimizi koyduk. Şu anda biraz o kavurmaya devam ediyor. Etimizi biraz soteledikten sonra mantarımızı ilave edeceğiz. Mantarlarımızı... Mantar kalır mı kesince ustam peki? Biraz tabii şu şekilde. İsterseniz onu Samet kessin bak. Tabii. Gel Samet. Gel bakalım Samet. Gel Samet. Bakalım nasılmış. Babasının oğlu mu yapabiliyor mu bakalım. Evet. Sonuçta adam hem alaylı diyelim hem de okullu değil mi? Tamam şu bir kutuyla da keselim. Samet babanla evde yemek yapıyor musun? Şunu açalım. Denk baban evde yemek yapıyor mu? O da geliyor bir zamanla da olduğu zaman da yapıyorum. Peki yapmıyor gibi ama ya. Yapıyorum. Yapıyor mu bazen? Evet Samet otelcilik meslekte okumak nasıl bir duygu? Güzel değil mi? Ben okul evet. mezunuyum bak. Konya otelcilik meslek mezunuyum. Mustafa Hoca'nın da Antalya otelcilik meslek evet. mezunu. Dolayısıyla otelcilik meslek daima ülkenin kaliteli okullarından bir tanesiydi bence. Şimdi de yavaş yavaş proje okulu haline gelmeye başladı galiba değil evet. mi Mustafa Hoca? Proje okulu Konya'da geçecek. Dolayısıyla daha kıymetli bir hale geliyor. Gelecek sene büyük bir ihtimalle Konya Otelcilik'te proje okulu olacak. Ha, o da geçiyor yani öyle evet. mi seneye? Konya Otelcilik okul müdürü değerli Mehmet Çorak değil mi? Bayağı bir uğraşıyor bununla alakalı. Mehmet, yani, Mehmet Hocam da buradan selamlar söyleyelim. Hiç sıkıntı yok. Evet. Burada ilk tutucumuz 67 abinin annesi vefat etti. Evet Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bugün defnedilmiş galiba. Evet devam et bakalım Samet hadi. Baban gibi sen de mi heyecanlısın? Televizyonun heyecanı diyor musun? Biraz heyecanlı. Evet bunu da şunu da söyleyelim. Yani. Yılmaz Hocam Fahrettin Ustam da bizim Konya Aşçılar Derneği'nin bir üyesi. Aynı zamanda yönetim kurulu üyesi. Yönetim kurulu üyesi. Asıl yönetim kurulu evet. üyesi. Geçen dönem Sayman'ımızdı. Evet. Bu dönem asil yönetim kurulumuzda yine aynen devam ediyor kendisi. Yani şeye de eğitimlere de çok destek veriyor sağ olsun. Ustam kıymetli bir ustamız. Konya'mızın yetiştirmiş olduğu kıymetli bir ustamız ama evet. ustam şey galiba değil mi? Böyle en büyük eksiğimiz galiba medyayı tam kullanamamızdan kaynaklanıyor. Aynen. Yapılan yemeğin bir de pazarlanması aşamasına gelince bizim evet. Konya'da bir sıkıntı yaşanıyor. Samet mesela yakışıklı bir çocuk. Yani böyle isim yapmış ustalardan evet. neyi eksik? Hiçbir şey eksik değil. Evet. Ama ağzın daha çok laf yapması lazım. Kendini daha güzel ifade edebilmesi lazım. Bir yemeğini daha güzel olur. Yapabilmesi lazım. O artık böyle yeni nesilde kalmayacak düşüncesindeyim. Yeni nesil Konya'da daha ön plana çıkacak. Daha güzel Konya mutfağını tanıtabilecek düşüncesindeyim açıkçası. Mustafa Hocam WhatsApp'ımızı bir daha hatırlatalım istersen. Hemen hatırlatalım. İki Şerefli Mutfak Kanal 42 Televizyonu 552-232-73-23 552-232-73-23 numaralı hattan bize ulaşabilirsiniz. Fahrettin Usta'nın yakınları elinden yemek yemiş misafirlerimiz değil mi? Evet. Yazabilirler. Programla ilgili duygu ve düşüncelerinizi bile bize iletebilirsiniz. Ve en son
6.30'da gelip burada beraber yemek yiyebiliriz. Tabii. Biz kitap getirecektik. Hep bunu unutuyoruz İmran'cığım. Aklımıza geldi. Ama şu an yanımızda değil ama evet. Yani isteyen yazsın, ona hediye edelim biz. Evet. Yani illa yanımızda olacak diye bir şey yok. Her zaman için hediye edebiliriz. Fahrettin Usta, bu arada şöyle ön tarafı kameramanımızdan rica edelim. Bir gösterelim. Bakın çok güzel yemekler yapıyoruz biz burada. Ama bu yemeklerin en önemli kaynağı nedir? Metro Market. Değil mi İlmaz Hocam? Ana sponsorumuz. Ana sponsorumuz. Tabii, destekçimiz. Evet. İki Şefi Mutfak'ın ana sponsoru Metro Market. İki Şefi Mutfak'ta yapılan bütün yemeklerin malzemelerini Metro Market'te bulabilirsiniz. Bunun için Metro Market'e çok teşekkür ederiz. Özellikle değerli müdürü Serkan Dalgıç Bey, değil mi? Aynen öyle. Buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Fahrettin Usta, nasıl böyle alışveriş yapıyorsun herhalde? Evet. Genelde firmalar bizim bildiğimiz Metro Market'in alışveriş yapıyorlar. Tabii. Her aradığınızı bulabiliyorsunuz, hem de kaliteli, değil mi? Evet. Her aradığınızı bulduğunuz gibi kaliteli, ayrıca uygun fiyat. Yani önemli. Tercih edilebilir. Bizim Konyalı aşçılar çok seviyor. Vallahi üniversite olarak ben de çok sevdiğimi söylemeliyim. Neden? Çünkü istediğiniz malzemeye ulaşabiliyorsun. Bir de bizimki hani aşçılık bölümü, gastronomi alanı. De, dolayısıyla çok çeşitli malzeme gelmesi lazım. İstediğiniz zaman ulaşamıyorsunuz ama mesela biz haftaya yüksek ihtimalle bir ne yapacağız? Ahtapot yapacağız. Ahtapotu metro dışında Konya'da bulamazsınız yüksek ihtimalle. Ahtapot isteyecek. Istakoz isteyeceğiz. Istakoz yapacağız mesela. Ve canlı gelecek bunlar. Evet, canlı gelecek. Canlı. Canlı pişirmeyeceğiz değil mi ıstakozu? Tabii. Ahtapot donuk mu alalım? Yok, ahtapotu da canlı alalım. Kendi kendine ölsün. Evet. Ne yapalım? Burada öldürelim onu. Ama ıstakoz canlı gelecek. Evet. O yayın bitince pişirme işlemini yapacağız. Bu da yapsak olur mu aslında ya? Yani olabilir. Herkese gösterelim bunu. Kimse bize şey demez değil mi? Böyle katliamcı, hayvan düşmanı falan diye. Hani yani sıcak suya canlı atıyorsun ya ıstakozu. Yerken nasılsa bunun bir değeri değil mi? Öncesi var yani. Yani besliyorsan, büyütüyorsan canlıyı ya da işte yakalıyorsan bir şekilde tüketmen lazım. Aslında yani yediğiniz tavuğu da kesip yiyorsunuz yani. Tabii. Genel anlamda baktığınız zaman. O yüzden haftaya yüksek ihtimalle çok kıymetli sevgili Recep Kuyucu, eski öğrencilerinden bir tanesi gelecek. Bize güzel bir ahtapot yapacak. Yanına bir de ıstakoz yapacak. Böyle televizyonda çok yoğun bir alışkın olmadığımız bir yayın yaşamış olacağız. Evet. Fahrettin Usta. Evet. Etlerimizi bayağı kavururuz. Tamam. Biraz mantarımızı ilave edelim. Ben yufkayı hazırlayayım istersen. Tamam. Ben bunu Samet'e devredeyim. Tamam. Samet şöyle bir tava sallasın, değil mi? Evet. Samet, gel bakalım bir tava salla görsünler, değil mi? Bu tava sallamak önemli. Evet, genç ve yakışıklı arkadaşımızı, değil mi? Şöyle bir... Hocam ben şuraya geçsin. Gel. Sen şunu alayım. Bıçağı da alalım. Evet, şu anda cazırtıyı kesti mi diyoruz? Ustam nasıl? Yemek yapması kolay değil mi ya? Alışınca bir de, elini yani, alışınca. Evet. Gayet basit oluyor. Zevkli bir iş ya. Ben mutfakla olduğumda çok mutluyum mesela. Ya bu işi yaparken... Sıkıntılın yok, stresin yok. Hani bazı sıkıntılar tabii ki oluyor ama hani yaptığın mesleği seviyorsan çok da büyük bir sıkıntı değil bence. Yani biz üniversiteyiz mesela, ben sabahtan Mustafa Hoca biliyor, sabah saat 8.30'da bir başlıyor, akşam 10'da bitiyor benim dersim. Ama ben zevk almaktayım yani, büyük bir zevkle yapmaktayım. Gelen çocuklar da zevk alıyor, yani bizim zevk almamızdan kaynaklanan bir şekilde o da zevk alıyor. Tabii. Dolayısıyla daha zevkli geliyor, daha neşeli geliyor bize. Her zaman için isteyerek yapmak, zevkle yapmak bizim aşçılığın en büyük kurallarından olmazsa olmaz. Bir de sadece aşçılıktan ziyade mesleklerin hepsinde böyle. Evet. Mesleği seviyorsan, işini seviyorsan hiçbir şekilde sıkıntı olmuyor. Şimdi yufkayı ne yapacağız usta? Açtık güzelce. Kaşar ilave edeceğiz. Şimdi bol bol dökeceğiz galiba, değil mi? Yani. Şu şekilde. Orta kısmına. Tamam. Daha sonra etimiz piştikten sonra üzerine döşeyeceğiz. Tekrar biraz daha kaşar. Oo, çok zengin oluyor usta. Sonra zarf şeklinde katlayacağız. Tavamızda pişireceğiz. Her iki tarafında tereyağı da avlayacağız. Ben biliyorsun. Bizde kıllan yapıyor aynen böyle. Aynen böyle içine koyuyorsun. Canın ne istiyorsa tabii ki. Evet. Küflü peynir mesela çok yaygın, tulum çok yaygın. Ondan koyuyorsun, üstünü güzelce kapatıyorsun. Sobanın üstünde ama. Evet. Altlı üstlü pişiyor. Gıllan deniliyor bizde. Evet. Ama şey değişiyor galiba. Konya merkezde ne deniyor ona?
Konya merkezde ne deniyor bilmiyorum ama ben Aksaraylı olduğum için bizim o taraflarda da çok bakılır. Özellikle bizim Beşmekaya'da. Çok lezzetli oluyor. Böyle sabah kahvaltısında falan yapması. Anneme de selam söyleyeyim. Annem de çok güzel yapar böyle hıllanı. Böyle ben kahvaltıya geldiğim zaman falan özellikle yapıyor. Şimdi biz Mustafa Hoca'nın bahçesine gitmekteyiz zaman zaman. Onda böyle soba var. Mustafa Hoca sağ olsun soba üstünde menemen yapıyor. Evet. Ama işin güzel yanı yani sobada ne yapıyorsanız hepsi lezzetli oluyor. Lezzetli hepsi çok oluyor. Güzel bir lezzete tabii. Sahip. Odun ateşi. Dolayısıyla soba önemli bir olay. Yani, şimdi bu yeni aldığım bahçede Mustafa Hoca soba koyacağım bir tane. Tamam işte. Kozun eli soba. Tamam. Hem patatesimiz pişecek, hem gıllanımız pişecek, hem yufamızı yapacağız. Hepsi işte bu. Demek ki bundan sonra mekan orası. Bundan sonra değiştireceğiz mekanı ya. Ceviz ağacının gölgesinde değil mi? Aynen öyle. Yani ceviz ağacının altında çok fazla kalınmayacağı söyleniyor ama yani böyle gidip bir piknikte kalsanız da çok sıkıntı olmaz değil mi? Tabii hocam. Ceviz ağacı zaten kaliteli bir ağaç. Evet. Ceviz ağacından ne yapacaksınız? Tahta yapacaksınız. Evet. Et tahtası. Çok kaliteli et tahtası çıkıyor. Ama ne olacak? Çok fazla suda kalmayacak. Tamam. Suda kalınca tabii ki sıkıntı yaşanmaya başlanıyor. Fahrettin Usta'm. Biraz tuz ilave edelim hocam onu. Etimiz nasıl bakalım mı bir? Biraz daha pişsin hocam. Tamam. Yeterlidir hocam. Evet gördüğünüz gibi bizde canlı yayında yemek yapması gayet kolay. Bizim Konya'yı anlatmak istediğimiz şey zaten buydu. Hı hı. Gayet güzel anlattığımız düşüncesindeyim. Bir saat içinde biz iki çeşit, üç çeşit yemek yaptığımız oldu. Öyle değil mi Mustafa Hocam? Evet, tabii tabii. Ama şey yapalım böyle. Aşçıdan günü de yaklaşıyor. Evet, evet. Böyle birçok aşçıyı toplayalım. Bu da güzel bir yemek yapalım. Olmaz mı? Tabii tabii. Şöyle gayet güzel katılımlı bir yemek çeşidi yapalım. Gerçi haftaya Bolu'dayız. Haftaya aşçılık kampındayız. Güzel bir etkinliğe katılacağız aşçılık kampında. Yani ufacık mengen bakın gayet güzel aktivite yapıyor. Ama kocaman 2 milyonluk Konya'da etkinlik yok, aktivite yok. Bu da en büyük eksiğimiz inşallah yeni seçilen başkanlarımız bu konuda daha dikkatli olacak, daha böyle istekli, çalışkan olacak düşüncesindeyim. Sevgili Mustafa Kavuş'la konuştuk seçim günü. O da gayet istekli. Özellikle gastronomi alanında, yemek alanında aktivite yapmaya, etkinlik yapmaya çok niyetli. Yani Ateşbaz Veli'yi Konya'yla bizim çok iyi kullanmamız lazım. Geçen şey muhabbeti geçti. Hocam dedi işte aşçılık mesleğinde, mutfakta departman oluşumunu ilk kim sağladı diye 1850'lerde ilk defa bir Fransız yazan bu konuda kitap yazdığı söyleniyor. Ama ben dedim ki Ateşbaz Veli yapmış dedim. Adam çıkmış daha 1200'lü yıllarda 18 tane alan belirlemiş. Demiş ki işte ilk geldiğin zaman sen ayakçısın demiş. Ayakçı günümüzde ne? Komik. Sırak işte yani böyle geliyorsun ortalıkta geziyorsun yani. Hı-hı. Onu yap, bunu yap, temizlik yap, getir, bulaşık yıka. Yani ayakçı o zaman ayakçısı şimdinin sırak kalfası yani kıvamında. Yavaş yavaş yükseliyorsun. En son hangi kıvama geliyorsun işte? En son aşçıbaşı kıvamına geliyorsun. Çilen doluyor. Binde günü çilen dolduğu zaman da dünyanın dört bir yanına, Türkiye değil zaten Mevlevilik'te, dünyanın dört bir yanına dağılıyorsun. Kendi yemeğini yapabiliyorsun. Bir de bizim mesleğimizde sınırı yok hocam. Yani bazı mesleklerde bir yere kadar gidebiliyorsun ama bizim mesleğimizde devamı sonu olmayan bir şey. Yaşın istediği kadar ilerlese de gücün yettiği sırada yapabiliyorsun. Yani benim hep söylediğim bir şey, Mustafa Hoca da yaşamıştı yüksek ihtimalle. Bizim dönemimizde biz böyle aşçılık bölümünde okuduğumuzu söylediğimizde genelde dalga geçiliyordu bizimle. Ya aşçı olmak için okulun muymuş, o nasıl bir şey diye. Ama şu anda aşçı olmak için adam 6 aylık eğitim için 30 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL ödüyor. Yani dolayısıyla bakın ne kadar önemli ne bir kadar önemli aşamaya geldi. Hangi mesleği yapıyorsanız yapın, mutlaka en iyisini yapmaya çalışın. Mutlaka eğitimini almaya çalışın. Şimdi mesela işte Samet geldi, Samet genç bir arkadaşımız. Adam bunun eğitimini almış. Tabii. İki gün sonra ağızda güzel laf yapıyorsa, güzel yemek yapabiliyorsa yani mutfak departmanını biliyorsa, mutfağı güzel anlatabiliyorsa olay bitmiştir zaten. Evet. Ama yemek yapma esnasında mutlaka bu işin kimyasını da bilmek lazım. Tabii. Hani okulda böyle kimya anlatılınca hep zorunuza gidiyor ya, geçen biz şey yaptık. Konya'nın bütüm eti biliyorsunuz. Konya'nın bütüm etini yaptık. Böyle bir tane kuzu kol aldık. Onu güzelce haşladık. Sütün içine koyduk. Sütün içinde bekledi. Çocukların hepsi bakıyor. Hocam niye çiğken koymadık, niye pişince koyduk dedi. Dedim şimdi daha iyi anlayacaksın dedim. Hani ben size bir derste anlatmıştım ya dedim sütü. Şimdi onu anlayacaksınız. Sütün içine koyduk, sonra aldık tavan içine. Üstüne yağ döke güzelce kızarttık biz onu. Dedim bunun kızarmasını sağlayan şey, bunun içinde, sütün içinde bulunan şeker. Yani laktoz, süt şeker dediğimiz laktozdan kaynaklanıyor.
Dolayısıyla bu işin kimyasını biliyorsanız yemeği de çok güzel yapabiliyorsunuz. Yemeğin neden nasıl yaptığınızı da açıklayabiliyorsunuz. Zaten neyi nasıl yaptığınızı bilmiyorsanız, açıklayamıyorsanız da mutlaka bir şey eksik kalıyor. Bunu da en güzeli eğitim. Hocam, bildiğiniz üzere Konya kavurmamız meşhurdur. Evet, pilavlarımız. Evet, evet. Pilavlarda eti pişirirken son aşamada rengini alması için ortası açılır. O ortasındaki yağ kepçeyle gezdire gezdire kızartılır. Etin rengini o şekilde verir. Aynen öyle, evet. Yani bunların hepsi gelenekten gelen şeyler ama artık bunun eğitimini almamız lazım. Tabii. Bizim daha bilinçli olmamız lazım, daha donanımlı olmamız lazım. Etimizi alalım mı? Evet, tamam, etimizi alalım. Sanki. Etimiz tamam. Az sonra mesajlar gelmeye başladı, onları da okuyacağım. Musa Hocam sen bir daha hatırlat istersen. Hemen hatırlatalım. Fabrik Hocam fırın açacak mıyız bu arada? Fırın lazım mı? Yok, fırınlık bir tamam. İşimiz yok. Tava da yapacağız değil mi? Tava da yapacağız. Evet, yufkamızı açtık. Yufkanın üstüne etimizi koyduk. Daha sonra önce kaşarımızı koyduk değil mi? Önce kaşarımızı koyduk. Onun üstüne koyuyoruz. Mantarlı etimizi koyduk. Bu böyle bizim Ereğli'nin gıllarına benziyor. Evet. Değil mi? O yağını dökeceksin değil mi usta? Hocam onu şimdi... En son mu dökeceksin üstüne? Yok, üzerine dökmeyeceğim. Onu biz bunu tavada heh, tekrar kısaltacağız ya, o şekilde kullanacağız. Şey, aslında sos da yapsak fena olmaz. Sos da yapacağız. Böyle, yani üzerine... etin böyle yağ kaldığında, suyu kaldığında sos yapılıp daha güzel bir hale gelebiliyor. Tabii. Kaşığı alabilir miyim? Hemen kaşığı da uzatayım usta. Evet, usta, bu arada... Bunu aslında böyle etle domalanla yapsak nasıl olur? He. Olur. Domalanla çok güzel bir şey ya. Yani evet, et kıvamında, et lezzetinde, et kalitesinde. Çok güzel bir malzeme. Evet Musa Hocam. Evet, WhatsApp numaramızı bir kere daha hatırlatalım. Tamam. Samet'im sen oku bakalım. 0552-232-73. Kaşarımızı tekrardan evet, bir daha söyleyelim. 0552-232-73-23. Evet. Buradan bize ulaşabilirler. Evet. Kaşarımızı attık. Onun üstüne ne yaptık? Güzelce mantarlı etimizi döktük. Aynen. Yine tekrardan biraz kaşar döktük üstüne. Hı-hı. Zaten çok zengin oldu ustam yani. Evet. Böyle de yense çok sıkıntısı yok. Besleyici değeri çok yüksek. Aynen çok öyle değil mi? Pratik de hocam. Yani çok evet, yapılamayacak bir şey de değil. Evimizde evet, rahatlıkla evet, evet, yapabileceğimiz bir şey. Şimdi daha sonra dört yanından katlayacağız galiba değil mi? Katlayacağız. Dediğim gibi bak aynen gıllan işte. Evet evet. Gıllan tabii evde ki bizim evde böyle köyde yapılan bir yemek çeşidi. Evde de pratik yapılabilir. Tabii tabii hocam. Evet. Soba üstünde çok lezzetli. Soba üstünde de olur. Bunu bir nevi gözleme gibi de düşünebiliriz. Tavada kızartırken her iki tarafını. Yanıyor değil mi hocam? Yanıyor ben evet. Ben tavayı bu tarafa alabilir miyim? Tabii. Biraz altı hocam açılabilir. Sıcaktı. Şöyle koyayım mı? Nasıl yapalım? Dur hocam. Heh, sen koyacaksın usta. Aslında iki kat yapsak nasıl olur usta? Hocam bu şekilde biraz kalın olması daha güzel. Doygun olur. Aynen. Hani bir tane daha koysaydık. Bir tane daha mı? Çift katlasaydık. Ben normalde aslında uçlarını kesip o ince kısma, diğer kısma koyuyoruz. Kalan kısmını koyuyoruz. Şimdi kızardıktan sonra zaten alıp bir daha mı koyacağız? Üst tarafa onu da ekleyeceğiz. Tamam. O şekilde keseceğiz. Bir sos. Evet, mesajlar gelmeye başladı. Hikmet Şef mutfağa başarılar dileriz diye. Tamam. İsminizi de yazın. Şuradan biz de size selam çıkart söyleyelim. Şu tavayı çıkart. Musa Hocam seni çok seviyormuş bir kişi mesaj atmış. İsmini de söyleyeyim. Mehmetcan Akdeniz. Evet, benim öğrencimiz. Öyle mi? Evet. Seni çok seviyormuş Mehmetcancığım. Sana da selam söyleyelim. Evet Mehmetcan, sevgiler. Artık bizim çocuklar böyle iyice yetişmeye başladı değil evet mi? Şef kıvamına, aşçıbaşı kıvamına gelmeye başladı. Tabii. Dolayısıyla hepsini yavaş yavaş stüdyomuza davet etmeye başladık. Bu önümüzdeki ay içinde bizim tevfi alalım, bir gastronomi bölümünde tabii okuyan. Tevfi alalım. Öğrencimiz alalım. Onun dışında bizim Recep'i alacağız mesela, kuyucuyu. Tabii o da. Lisede okudu. Kendisi gastronomi de okudu aynı zamanda Çanakkale'de. Dolayısıyla güzel bir çalışma yapacağız onunla da. Evet. Mehmetcan da Sametgil'in sınıfta. Benim aynı sınıfta. Evet. Şeyde oteli Mehmetcan'la beraber götürdük. Çocuk çok başarılı maşallah. Gerçekten öğrencimiz. Aynı zamanda ödül aldılar değil mi? Bayağı yarışmalardan İzmir'den ödül edindiler. Buradan tebrik edelim. Evet, şu anda olmaya başladı galiba değil mi usta? Çekelim. Evet, bir tarafını. Salçamızı İmmoz'cum uzatalım. Varsa. Salçamızı. Hocam şöyle. Gel usta. Domates mi? Ben domates olsun hocam. Domates istiyorsunuz. Biz böyle metrodan pratik salçalar aldık. Evet. Biliyorsunuz böyle haftada bir gün yapınca. Hem telif atmıyoruz değil mi? Aynen. Başka gitmemiş evet oluyor.
Fabrik'in ustan pissin, bir daha çevirelim, onu göstereyim. Tabii. Diğer tarafından. Zaten evet. Bir daha yapacağım. Evet. Domatesimizi şöyle koyalım. Biraz sarıya atalım. Biraz da tereyağı koyabiliriz. Biraz. Evet, hepsini mesaj dökelim. Gelmeye devam ediyor. Hadi dökeceğim. Yeterli. Yeterli hocam. Tamam. Ben gıllan diyesim geliyor ya. Tereyağı dökeceğiz. Yufkamız pişmeye devam ediyor. Evet, İzzet Usta selam söylemiş. Aşk oldu hocam. Ben de et uzmanıyım demiş. Davet ederseniz girerim demiş. Tabii ki. Salı günü açılışımız var. Davetlisiniz. O zaman salı günü bizi izleyen İki Şef Bir Mutfak izleyicilerin tamamını biz de davet edelim sizin nezdinizde. Olmaz mı ustam? Tabii tabii. Yani gani gönüllü zaten değil mi İzzet Bey? Tabii. Evet. Tamam. İzzet ustam o zaman... İzzet Bey bizim patronumuz. Evet evet olabilir. Anladım onu zaten. Açıkça bizi davet ettiyse biz de İki Şef Bir Mutfak olarak Konya'nın hepsini davet ettik. Davetiyenizi getirecektim ben, unutmuşum. Biz bu daveti kabul ettik. Hiç sıkıntımız tabii. Yok. WhatsApp'tan davetinizi kabul ettik. İnşallah biz de salı günü katılmaya çalışacağız. Evet. İzzet ustamı da davet edelim. Usta o zaman anlaşan kendisi. Et uzmanıyım diyor. Tabii. Tamam. İzzet abi o zaman seni de davet edeceğiz. İki Şef Bir Mutfağa. Evet. Sen de geliyorsun. Tuzla. Bize şöyle güzel bir et yapsın. Ne yapıyor en iyi usta? Kuzuyu çok güzel yapıyor. Öyle mi? Tuzla Konya tavuk, o zaman. Tuzla tavuk da yapıyor. Balık da yapıyor. Her şeyi yapabiliyor. Ama adresini yani söyleyelim. Madem fırın, davet ettik adresi söyleyelim. Şeyde... Otelciliğin karşısında adliyenin hemen oradaki işanlarında diyelim değil mi? Yeni açılan ne işanlar. Ne plazanın altında. Ne plaza? May plaza var ya. May plazanın altında açılışa gideceğiz. İşletmenin ismi neydi usta? Gönül sofrası. Gönül sofrasında salı günü açılışa hepiniz davetlisiniz. İsmi de çok güzelmiş ama. Evet. Evet güzel olmuş. Pardon. Bakalım başka. Evet. Sevim Koç bize Trabzon'dan selam söylemiş. Yemek kitabı istiyormuş. Sevim Hanım Konya'ya gelince çevirelim, kitabınızı çevirelim, bizden çekeceğim. Size hediye. Tamam bakayım. Kanalımızdan yok, alabiliyorsunuz. Az daha olsun. Tamam. Bana biraz su atabiliriz. Bakalım başka. Davetiye de yollamış. Şöyle bir çekebiliyor muyuz? Evet. Hepimize davetiye atmış İzzet Can'dan. Şöyle bir çekelim. Evet, günün sofrası bizi davet etmiş. Açılışa inşallah katılmaya çalışacağız biz de. Biraz koyu şimdiden olsun. Hayırlı olsun inşallah. Yok Allah güzel bir kazanç nasip etsin. Çok değil kıymetli mi? Bir ustayla az çalışıyorsunuz. Çok mu sanmadın tamam, ya? Ya? Şöyle iyi mi? Şöyle yapayım mı? Bak böyle daha güzel oldu. Böyle çeksene. Lamaza. Çok yakışıklı oldu bak tam. Biz böyle teknolojiye tam alışamadık biliyorsunuz. Benim hep söylediğim bir şey. Biz işte ilk defa maili üniversitede attık. Mustafa hocam sen de mi öyle geçtin? Evet. Bize hoca dedi ki bana bir mail atın dedi. Hepiniz geçeceksiniz dedi. Biz bir mail attık geçtik. Valla ne yalan söyleyeyim o zaman kendim atmamıştım ama şimdi mail atmaya da alıştık. Bir tane hikaye var biliyorsunuz. Adamın bir tanesi diyor ki mailiniz var mı diyor. O da mailim yok diyor. Çöpçülüğe başvurmuş. Maili yok ama adam büyük bir iş adamı oluyor. Şimdi diyor mailim olsaydı bir çöpçüydüm diyor ama mailim olmadığı için bugün bir iş adamıyım diyor. Bazen teknolojiyi bilmemek fayda da sağlayabiliyor. Siz yine de kullanmaya çalışın ama. Evet Sevim Hanım yemek kitabı istemiş Trabzon'a. Nasıl gönderelim. Yapalım? Gönderelim. Çok uzak oldu ya. O gelince alsın. Biz sizi Konya'ya davet edelim. Hem sizinle yemek yapalım. Stüdyomuza. Bu da olabilir. Adresi göndersin. Arkadaşımız da var Trabzon'da. Öyle mi? Öğretmen beden eğitim tamam. Öğretmenimiz de var. O zaman sosyal medyadan bize ulaşıyorsunuz. WhatsApp'tan değil. Sosyal medyadan bize ulaşıyorsunuz. İki Şef Bir Mutfağa. Güzelce adresinizi atıyorsunuz. Biz yollayalım kitabınızı. Fatih Ustam. Hocam kapatalım mı bunu da? Kapatalım onu da kapatalım. Tamam. Evet, yavaş yavaş yine okumaya devam edeceğiz. Ama yansın hocam tereyağı edeceğiz biraz. Tamam. Ben şey alacağım. Peçete verir misin? Evet yufkamız da pişmeye başladı iyice. Öyle değil mi usta? Peçete versen. Var burada evet. Fatih Usta yufka açabiliyor musun? 25 yıldır bu mesleğin içindeyim. Meslekte yapmadığım şey kalmadı. Bir hamur işine çok fazla ısınamadım. Valla ne yalan söyleyeyim ben de çok sınamadım. Özellikle böyle tatlı yapmaya, yaş pasta yapmaya. Adam da çok güzel yapıyor eyvallah çok da saygı duymak evet. Ama ısınamadım. Ben çok evet. Sevmem de böyle tatlıyı. Tatlıyı, pastayı çok hocam, sevmem. Hocam ben alayım onu. Şöyle. Ooo şahane. Şuna biraz tereyağı koy. Ramazan'cığım şöyle yakından çekebiliyor muyuz? Biraz tereyağı koy. Biraz koy. Ustam şimdi bunu ne yapacağız? Birkaç koy. Bunu kareler halinde, küçük kareler halinde keseceğiz. Tamam. Tabağımıza servis olarak alacağız. Bugün de çok hızlı oldu bak böyle hızlı olunca evet. Da nasıl yiyeceğiz? Ramazan oradan kaş göz yapıyor hocam bana da falan diye. Bütün tirit gibi oldu ama bu. Ramazan öyle bedavadan yok. Güzel çek bizi. Yakışıklı çıkalım bak geçen hafta dediler ki hocam sen kilo mu aldın dediler. Kilo falan almadım ben.
Gayet iyiyim. Hep Ramazan'dan kaynaklanıyor bunlar. Aynen Ramazan bizi ince çekmiyorsun bak. 3-5 kilo oynuyor galiba. Kaşar etle özleşiyor içinde. Yani. Bugün bir farkımız var. Kim var? Yakışıklı bir Eray var burada. Oo evet. Onu söyleyelim yani. Saçını falan da çok saçlar güzel yapmış. Saçlar karizma. Bak onu söyle. Gösterir mi saçını? Evet. Şöyle yayının sonuna yakın. Ya belki seni tanımak istiyorlar. Niye gelmiyorsun? Evet. Süsleyin şöyle tabağımızı bir çekebiliyor muyuz? Evet. Güzelce dilimleyin. Sen süslemeye devam et ustam. Hiç sıkıntımız yok. Alayım onu. Canlı yayındayız. Canlı yayında yemek yapmaya aynen devam. Sosumuz hazır mı? Hazır. Tereyağımız biraz daha tereyağıyla bitsiniz. Biraz daha tereyağı alalım Samet. Sosumu alayım hocam. Bakalım ustam. Zaten biz ne yemek yapsak mutlaka içinde salça oluyor öyle değil mi? Domates evet. Oluyor. Tabii. Olmazsa olmaz. Ustam bunu şeye koysak aslında menüye koysak gitmez mi ya? Çok lezzetli bir şey bence. Ben yıllar önce çalışmış olduğum bir restoranda menüde vardı hocam. Öyle mi? Hı hı. Gayet de çok tüketilen bir yemeğimiz. Şimdi yemeğimizdi. Niye yapılmıyor? Hızlı serviste çok fazla yani masaya, çok zor bir şey değil ama. Zor bir şey değil. Yani ama soğumadan, bekliyorsa. Soğumadan masaya gitmesi önemli. Sıcak sıcak. Anladım. Evet Fatma Çolak da bize selam söylemiş. Tereyağımız hazır mı hocam? Hazır. Konyalı olarak kitap istiyormuş bizden Mustafa Hocam. Verelim. Biz stüdyoya bir kitap bakalım mı? Böyle 8-10 tane. Evet. Bizden kitap isteyenlerin hepsi kitabı bizim stüdyomuzdan alsın. Kanal 42'nin stüdyosunu biliyorsunuz. Nasıl tarif ediyorsunuz? Nerede? Gaznet'in arkası diyelim. Gaznet'in hemen yanından geçince sol kolunuzun üstündeki sağdaki ilk bina öyle değil mi? Evet. Ama güzel tarif hocam ettim. Hazır mı tereyağımız? Sana vereyim mi? Vallahi. Tamam. Ve böylelikle şimdi bu sesi güzel dinleyin. Sese bakalım. Buraya odaklanırsak. Ses biraz. Sesi attık tam gitmiyor. Hocam evet. Biraz da kızartman gerekiyormuş galiba. Usta mazeret evet, dedin sen ver dedim biz de verdik mi? Usta hocam. Evet. Fahrettin Usta medyası yapıyoruz. Çekelim mi? Senin telefonun yanında mı? Telefon çant cebimde kaldı. Öyle mi? Ben çekeyim sana olur, atayım o zaman. Tabii ki. Şöyle iki şef bir mutfağa atalım. Bu arada atalım. Şeye de benzedi. Kadir Karabaş ustamızla yaptığımız beytiye de benzedi. Evet. Görüntü itibariyle. Yine bir beyti. Kolay beyti gibi bir şey yani, mi o zaman? Evde yapılacak. Hocam şunu da koyayım isterseniz ondan sonra. Koy ustam. Nane, derde deva. Evet. Sabah yiyeceksiniz, akşam yiyeceksiniz. Yaz gelmeye bak, başladı. Bak ne kadar karizma bir yemek oldu bu. Evde ne diyoruz biz? Az önce dediniz ya gönül sofrası diye. Evdeki gönül bağlarını sağlamlaştırıyor evet. Bu yemek bak. Evet. Değil mi? Masaya oturduğunuzda böyle lezzetli bir yemek yediniz miydi? Siz eşinizin yüzüne, eşiniz de sizin yüzünüze böyle nasıl bakıyor? Değil mi? Mustafa hocam yalnız Samet doygunlukla. Yemişler. Samet o hafta gelsin ya. Böyle babası evet. Uzatıyor, alıyor, düzeltiyor falan. Güzel güzel Samet. Sen iyisin güzel. Seni alalım biz. Bir dahaki sezon sadece Samet'le çalışalım. Evet. Samet hep yanımızda olsun. Hep böyle daha çok gözüksün. Yakışıklı yani, bir arkadaşımız Mevla, zaten. Mevlevi Ateşbaz Veli'nin o ayakçı tabirini Samet'e uydurabiliriz. Aynen. Artık o 18 tane görev var biliyorsunuz. Evet. O 18'inden ilkinden başlasın bakalım. Evet. Biz yavaş yavaş helva hazırlığına geçmeye başlayacağız. Bu esnada bir reklama gidip gelelim. Gelince helvamızı yapacağız. Evet. Yani yeniden hoş geldiniz. Biz bu reklam esnasında ustamın yaptığı şahane lezzeti tattık. Tam evet. Not aldı. Ekibin hepsi doymasa da evet. Yani bir tadına bakmış oldu. Ama baktık ki doymadı. Biz ne yapacağız? Bir daha yapacağız. Hemen bir tatlı yapacağız. Evet. Ustam Konya usulü muhteşem bir tatlı yapacak. Ustam sen tatlıyı nasıl yapacağını bize tabii. Bir anlat. Ben de şu evet. WhatsApp'a bir bakayım. 2-3 tane mesajımız gelmiş. Onları da okuyalım. Kimsenin gönlü kalmasın. İrmik, kaşar, şeker, dondurmadan oluşan bir tatlı yapacağız. Önce hamurunu yapacağız. Kaplama neyle hamurunu. Başlayacağız ustam şimdi? Tereyağla başlayacağız tavada önce. Öncelikle tavaya yağınızı evet. Atıyorsunuz. Ustam onu yapsın. Ben de bakayım ben kimden mesaj gelmiş. Daha sonra irmik eklenecek. Biraz eridikten sonra. Evet, sevgili Ali Gönül Alan bize mesaj atmış. Çok selam söyleyelim kendisine. O da bizi davet etmiş açılışa. İnşallah geleceğiz kısmetse. Gelmeye çalışacağız mutlaka. Bunu çok kavurmadan bir de bunu sütle de yapabiliriz.
Sütle daha güzel oluyor sanki. Yani, ben daha çok seviyorum. Sütle de yapabiliriz. Biraz şeker, kabımıza şeker ilave ediyoruz. Biraz sıcak suyla eritiyoruz. Yağ dökmeye gerek yok. Yani şerbetini yapmış olduk. Yani şerbetini yapıyoruz. Aytun, sen yağ dökmeye gerek var mı? Yok hocam, o birazdan kaşarını ilave edeceğiz onu. Tamam. Biraz yağ erisin. Kaşar da atacağız buna yani. Aha, kaşar da atacağız. Hamuru özleştirmesi için kaplama yapacağız dondurmaya. Tamam. Evet, Murat Çağlar bize mesaj atmış. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam, bizi izliyormuş. Çok selam söyleymiş. Söyleyelim. Konya'yı, Konya kültürünü tanıttığımız için çok teşekkür etmiş. Sağ olun. Sağ olsun. Konya'mız mutfak anlamda çok zengin bir mutfak. Ama maalesef çok iyi tanıtılamadığından dolayı ön plana çıkamıyor. İnşallah böyle Konyalı aşçıların tamamı el ele kol kola Konya'mızı çok iyi bir seviyeye çıkartacağımız düşüncesindeyim. Ve sonuna da eklemiş, demiş ki ustamın elinden mutlaka mangal yiyin demiş. Evet. Bu arada o zaman ustam, Murat, bize güzel mangal yapacağız. Murat Çağlar'a ve ailesine buradan selamlarımı iletiyorum. Kendi aileme, çocuklarıma, eşlerime, dostlarıma, herkese selam olsun buradan. Mangala da inşallah bir gün. Ben de buradan benim küçük oğlana selam söyleyeyim ya. Bebeğe böyle 6 aylık bir kaşarımızı ilave edelim. Oğlum. Edelim. Bugün dedim ki hanıma, dedim çocuk tuzsuz dedim, beni kaşar izlesin kullanırsak, tuzsuz tereyağı kullanırsak daha iyidir. Evet. Televizyonda beni izlet de bir selam söyleyeyim dedim. Oğluma da çok selam söyleyeyim. 6 aylık buradan söyle selam söyleyeyim. Bizim Efe yüksek ihtimalle beni izlemiyor. O artık büyüdü. Büyüyünce bizi çok takmıyor. Adam gidiyor sokakta oynuyor. Çimenin üstünde oynuyor. Futbol oynuyor. Tabii oynasın da. Yani bizden daha az oynuyor ama, değil mi? Evet. Yani biz dışarıda bizim bayağı bir oynuyorduk. Gazoz kafa oynuyorduk. Çimen oynuyorduk. Yani hangi akla mantık oynuyorduk onu tam bilmiyorum ama oynadığımızda büyük bir zevk alıyorduk. Şerbetimizi ilave edelim. Haklısın. Sesi burada duyabiliriz işte. Evet. Evet, güzel bir şey. Yavaş yavaş mı ilave edilmesi lazım? Evet, yavaş yavaş. Hamuru kıvamını aldırma şekline göre. Peynir atınca künefe gibi oldu yani. Şey, değil mi? Bu biraz daha koyulaşacak çektikçe. Evet. Peynir de her şeye yakışıyor değil mi? Hı-hı. Çok güzel. Yine hocam bak, künefe peyniri gibi koktu. Aynen öyle, evet. Peynir de atılıp yapılan ilk defa gördüm bak. Değişik bir tatlı. Evet. Hocam, ustam, ben ne size bunun bahsetmiştim. Bu dondurmalı irmik tatlısı. Bu bak, dondurmayı içine saracağız şu an. Biraz sıcak şekilde, sıcak tüketilen. Biliyorsunuz bunun kızarmış dondurmasını da yapıyorum ben. Evet. Aynen, evet. Daha önceki, güzel yapıyorsun ustam. Evet. Niye yapmadın ondan? Daha önceki işletmede yedik bunu. Evet. Evet. İnşallah ustam, kendi ustam mekanımız olduğu yani zaman Allah nasip ederse. Ustam aç mekanı, biz ortak oluruz yani. Sıkıntı yok değil mi efendim? Aynen öyle. Biz çok keyifli. Hamuru bu şekilde yoğururmuş gibi. Evet. Tavada. Çok fazla böyle rengi dönmedi galiba, öyle değil mi yok, ustam? Yok. Rengini fazla döndürmeyeceğiz. Yumuşak bunda düşecek. Bunda sebep ne? İrmiğin biraz yumuşak kalmaz. Ha. Dediğim gibi sütle daha yapılırsa şerbet. Diye, evet. Olsa daha iyi olur. Sütle olsa daha iyi olur. Ama hamurumuzu da tamam. Kapattık onu. Biraz alındıktan sonra. Dondurmamız bu arada biraz eridi. Sert olması gerekiyor. Biraz daha katlanması gerekiyor. Var. Vallahi ben böyle şey diyorum bazen ya. Ramazan'a falan. Ramazan böyle sen şeyi çek, tezgah çek de ben de yanında dondurma yiyeyim falan diye. O onu çekse ben böyle kaşık kaşık dondurma yemeye devam etmekteyim. Böyle mevsimde gelmeye başladı zaten. Tabii. Öyle değil mi? Tabii. Tam zamanı geliyor. Şey de oluyordu böyle. Neydi? Kızartmalı yapılıyor ya, dondurmalı. Ne deniyordu ona? Nasıl? Unuttum, böyle yumurtanın akıyla yapılan. Kızarmış dondurmayı ben. Kızarmış dondurmayı. Sen de yedik biz değil mi ustam onu ya? Evet. Evet. Vallahi çok güzeldi. Hocam, onu yapalım aslında. Zaman alıyor değil mi ama ustam? Yapım aşaması, evet. Evet, onu iyi gösterelim. Ramazan'cığım bak şu anda evet, yumurtayı. Şu anda helvamızı aldık. Oval yapmaya koyacağız. Başladık. Tabi sıcak olacak bu. Dondurmamıza biraz dediğim gibi sert olması gerekiyor. Daha sert olması evet, lazım. Daha sert olması gerekiyor ama biraz tabi erime yapacak. Aynı olur zannedersem hocam. Tamam. Ben Samet, bunu da böyle oval yapıyorsun. Samet bir eldiven. Top şeklinde. Hem top şeklinde. Tabi biraz yapım aşaması biraz sıkıntılı ama Samet, güzel bir lezzettir. Evet, değişik bakın. Değil mi? Dondurmalı irmik helvası. Yani dondurmamız işte biraz... İşletmelerde aslında çok yapılıyor galiba, değil mi?
Aynen, daha önceki mekanlarda yapmıştım bazı işletmelerde. O zaman gönül alan ailesine söyleyelim. Bakın ustam bunu da yapıyor. Bunu da koyun menüye. Yapsın usta. Evet. Şu şekilde. Çok yetenekli, kaliteli bir ustamız. Çok sevdiğimiz bir ustamız. Dondurmamız biraz daha sert olmuş olsaydı. Daha bir, değil mi? Şu şekilde. O zaman böyle bir sıkıntı yaşanmayacaktı. Evet. Öyle değil mi? Bir peçete vermişsin Samet. Bunun dekoruyla burada alakalı. Sunumu konusunda şuradan bir şey açayım mı sana? Olabilir. Evet, Metro Market ve... Hemen Metro'nun sponsorluğunda ne istiyorsunuz? Çikolata olabilir usta? Veyahut da beyaz bak, çikolata olabilir. Beyaz çikolatalı sos. Bakayım başka. Çilekli de olabilir. Kivili varsa. Sos. Kivi olsun hocam. Çilekli sos. Yalnız biraz acele edersek sanki hocam eriyecek. O zaman hemen kivi, evet, kivi sosu alalım. Bakayım bunu bir açalım ama. Sametciğim bir bıçak alalım mı? Tamam. Şöyle aç abi, oradan şöyle açtık, tamam. Dondurma ile bunu çocuklar çok sever değil mi? Evet. Şimdi çocuklar evde, çocuklar bazen evet istiyorlar. Ustam hemen dökelim. Neden akmadı? Evet. Tabii ki uzun zamandan böyle beklediği evet için sertleşmiş. Kivinin tanesi bile gözüküyor. Tabii. Tarçınla da güzel olur. Tarçınla da bir... Böyle tabağın yanlara da gelsin usta bu. Tabii. Evet. Hocam bunu da fotoğraflayalım. Aynen öyle. Ve en son ne diyelim bunu, hemen tadına bakalım değil mi? Tabii. Yandan zaten sıcak böyle hafiften akmaya başladı. Ama şuradan görüyorum, Eray kaşıkları almış geliyor bak. Ama boşuna bekliyorlar. Neden? Çünkü sıcak yenmesi lazım. Evet. Sıcak olacağı için de öncelikle bizim tadına bakmamız lazım. Bugün de ekip kalabalık, gördüğünüz gibi 4 kişiyiz. Size kalmayacak galiba. Evet, kaşık şöyle yakından bir çekelim mi? Şunu alayım. Yakından bir çekelim. Evet, şöyle bakın. Güzelce akmaya da başladı. Şöyle bir kaşığı alayım şuradan bir. Şöyle hafiften de bir açalım. Dondurmasıyla beraber. Aksın şöyle. Şöyle evet, hafiften bir aksın. İlk ben açayım. Aç aç. Hemen açılışı bir yapalım. Dondurmasından bol alalım şöyle. Evet. Nasıl Yılmaz hocam? Şöyle. Ya ben çok tatlıyı sevmem. Evet. Ben söyleyeyim ama. Şahane bir lezzet olmuş. Hafif güzel değil mi? Evet. Aynen. Hemen Musa hocam şöyle koyayım. Hemen Ferit Nusam al. Tabii. Sen de bak. Eray. Zamanımız da az kaldı galiba değil mi? Eray görüyorum, bakıyorsun ama. Şöyle bir hemen bakmak istiyorum. Bak, çekebiliyor musun? Dondurma da alalım. Gerçekten hafif ve lezzetli. Şahane olmuş, çok lezzetli olmuş. Ustam eline sağlık. Afiyet olsun. Konya mutfağına, Konya damak tadına hitap ediyorsun. Biz seninle uzun zamandan boyunca tanışmaktayız. Hep yanımızdaydı, hep bize destek oldu. Özellikle yaptığımız aktivitelerde, etkinlikte, dernek anlamında, sosyal evet etkinlik anlamında, sivil toplum kuruluşu anlamında çok destek oldu bize. Hep yanımızdaydı. Çok sevdiğimiz bir abimiz, çok sevdiğimiz bir ustamız. O yüzden inşallah en güzel yerlerde olman dileğiyle biz kısmetsiz her zaman senin yanında olmaya çalışacağız. Üstümüze ne düşünüyorsa, elimizden gelen ne varsa daima senin yanında olmaya çalışacağız inşallah. Yavaş yavaş artık yayını kapatmaya başlayacağız. Son birkaç tane mesaj geldi. Hocam gelin mesajlarımıza bakalım. Evet, İzzet Bey yazmış yine. Pazartesi günü istediğini söylemiş. At bir de ona yaparsın İzzet Bey'e. Evet. İzzet Bey'e selam söyleyelim. Salı günü inşallah biz de geleceğiz. İzzet Bey bakın, ben şimdiden kendimi anlatayım. Ben böyle özellikle kuzuyu, eti çok seven bir kişiyim. Dolayısıyla ben geldiğimde lütfen kuzu eti bol olsun. Evet. Kuzu etini bol yiyelim. Bakın ta Ilgın'a gittim. Sevgili Halil bana kuzu kesmiş, daha süt kuzusu. Ben söyleyecektim, bir kuzu yedi diye bak sen yani kendine söyleyin. Yani ben tek başıma bir kuzu yiyen bir insanım. Bakmayın böyle gözüktüğüme. Tek başıma bir kuzu yiyen bir insanım. O yüzden şöyle güzel bir kuzu tabağı yapın bize. Kuzu tepsisi yapın. Evet. Mustafa Hoca az yiyor ama onun hakkında ben yerim. Çok önemli değil. Tabii. Şöyle güzel bir kuzu yiyelim Mustafa Hocam değil mi? Evet, şimdiden evet söylemiş olalım. Açılışta güzel bir kuzu yiyeceğiz. Evet. Onun malzemesi şeyden neydi? Beyefendinin adı? İzzet Bey'den. İzzet Bey'den yapması
ustam. Fahrettin ustamdan. Açılışta etli ekmek devam edeceğiz misafirlerimize. Ya, ya onu da edin yani. Başka zaman inşallah. Bize et yapın bilmem. Size, bak, İzzet, İzzet Bey söyledim tabii. Bakın televizyonda canlı yayında dedim ki bize güzel bir böyle kuzu yapın. Tepside mi yapacaksınız, tabakta mı yapacaksınız? İkisine de kabulüz biz. Evet. Tamam sizden böyle bir tane kuzu istemiyoruz ama böyle bir kuzu küşleme falan da olsa evet. Fena olmaz. Yapıyor musunuz kuzu küşleme? İzzet Bey'in o konuda... Gerçi İzzet Bey ben et ustasıyım dedi zaten. Yani bir de o var evet. İzzet Bey'le hemen salı günü bir tanışalım. Güzelce evet. Muhabbetimiz gelişsin. İzzet Bey biz sizinle çok samimi olmaya de... çalışalım. Mangal konusunda özellikle destek olalım. Siz bize destek evet. olun, biz size destek olalım. Herhalde siz yapma ki... konusunda, biz yemek evet. konusunda. Ben de sizinle geleceğim diye ama. Zaten tamam. Bizi herkes evet. çok seviyor bu yemekten dolayı. Evet. Evet sevgili ustam bir şeyler söylemek ister misin? Kime selam söylemek istersin? Beni yani en başta yani. Yengeye selam söylemesi tabii. lazım. Pek yemek yapmıyormuş evde. Bundan sonra yapmasını rica edelim biz. Değil mi? Yapar canım. Baş başa düştü belli. Yani işte bak. Yani. Ama evet. ustam zaten arkasından oğlanı yetiştirmiş. Tabii bir de o var. Bu ne anlama geliyor? Evet. Yani ben olmasam da oğlum yemek yapacak anlamına geliyor. Tabii. Ondan bir sıkıntı yok. Kime selam söylemek istersin ustam? Bir İzzet Bey'e selam söyleyelim. Ali Bey'e selam evet, söyleyelim. İzzet Bey'e, Ali Bey'e, çalışma arkadaşlarımın hepsine. Bizim derneğe söyle. Tabii dernekteki ustalarımıza, kıymetli ustalarımıza. Benim yaşadığım, büyüdüğüm şehir Aksaray, Eşbeke kasabasındaki olan akrabalarıma, Konya'daki akrabalarıma, herkese buradan selam olsun diyorum. Bu kadar hocam. Evet. Yani biz bugün Fatih Usta'nın çok uzun bile konuştuk. Aslında böyle kendisi çok konuşmayı tabii. seven bir insan değil. Evet. Daha sessiz, sakin, daha böyle az konuşan bir insan. Ama sağ olsun böyle bugün gayet güzel bir şekilde evet. konuştu, kendini güzel ifade etti. Mustafa Hocam sen ne dersin, ne yapalım? Evet, bugün iki şef bir mutfakta çok değerli ustamız Fahrettin Uzun bizim misafirimizdi. Aynı zamanda değerli oğlu Samet Uzun bizimle beraberdi. Hem de öğrencimiz bizim. Çok güzel iki yemek yaptık. Fahrettin Usta'nın deyimiyle yufkalı kebap diyelim. Hı hı. Ama Yılmaz Hocam'ın deyimiyle de gıllan yaptık. Aynı zamanda gıllanı nasıl yaptık onu da kısaca bir tarif edelim değil mi Fahrettin Usta? Yufkamızın içerisine evet. Kaşarlarımızı attık. Kaşarla beraber içerisine de kavurmuş olduğumuz etimizi ve mantarla beraber kavurmuş olduğumuz etimizi kaşar peynirle beraber içerisine güzelce döşedik diyelim değil mi? Evet. Daha sonra yufkamızı kapattık. Yufkayı kapattıktan sonra tavada tereyağıyla beraber yufkamızın her iki tarafında pişirdik. Daha sonra üzerine salçalı sos yaparak böreğimizin üzerine güzelce gezdirdik. Çok da güzel bir görüntü elde ettik böylelikle. Sunum adına da en sonunda üzerine yine bunun sosun üzerine tereyağını biz döktük. Tereyağıyla beraber ayrı bir lezzet oldu. İkinci etapta Fahrettin Usta'nın özel tatlısı diyelim. Evet. İrmik tatlısı, dondurmalı irmik tatlısı yaptık. O da çok lezzetli oldu. Biz tattık ve şu anda içerisindeki dondurmalar eriyor. Eray da oradan bana bakıyor. Program hocam kapat artık biz de bunun tadına bakalım diye. Biz programı yavaş yavaş kapatalım. Fahrettin Usta'nın, Samet Usta'mızın diyelim eline sağlık. Bize çok değerli iki lezzet sundular ve değerli vakitlerini bize ayırdılar. Ekran başındaki siz değerli izleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Bizleri evlerinize misafir ettiniz. Çok güzel bir program oldu. Kitap isteyen değerli misafirlerimize kitaplarımızı biz buradan ileteceğiz. Ama sosyal medyadan yazmalar daha iyi oluyor aslında. Daha kolay iletişime geçilebiliyor. İnşallah o kitabımızda da bir güncelleme yaparak daha zengin bir yemek tarifiyle ilerleyen süreçlerde zenginleştirerek sizlere daha iyi bir sunumla beraber, resimleriyle beraber sizlere ileteceğiz. Buradan ben de Karaman'daki yeni başlamış olduğum okuldaki değerli mesai arkadaşlarım, müdür beyden öğretim görevlisi arkadaşlarıma kadar herkese selamlar sunuyorum. İyi ki o ekibin içerisindeyim, iyi ki oradayım. Hepsine buradan çok teşekkür ederim. Ve ekran başında siz değerli izleyicilerimize de sevgilerimizi sunuyoruz. Yılmaz Hocam bir de dün gerçekten çok güzel bir o iş yaptığımı düşünüyorum. Sıla-i Rahim yaptım. Anne babamın yanına gittim geldim. Buradan çok selam da, söyleyelim. Çok sevdiğim insana, saygı duyduğum insanlar. Evet, buradan onların da ellerinden öpüyorum. Duydunuz Yılmaz Hocam. Fahrettin Ustam'ların da selamları var. ve gelecek hafta görüşmek üzere diyelim.
hep beraber, değil mi? Evet, şöyle gel bakalım Samet. Samet, böyle alalım seni de. Evet. Bir hoşça kal diyelim. Evet, evet. Haftaya aynı gün ve saatte iki şefli mutfakta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kal.